Evet arkadaşlar merhaba. 20 Temmuz 2021 Philadelphia Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz. Akşam yarışlarında burada tam 7 koşulu bir program var. Bu arada Kurban Bayramımızı en içten dileklerimizi kutluyoruz arkadaşlar. Tüm ailelerinizle beraber herkesin tüm bizi seyreden yani takip eden ve üye olan tüm arkadaşlarımızın dostlarımızın Kurban Bayramını tekrar kutluyoruz. Ve Philadelphia ile ilgili görüşlerimize geçiyoruz arkadaşlar. Evet, çok şükür yine Amerika'ya geldik. En azından çalışmalarını takip edebildiğimiz bir yer burası. Tatlı da bir program var bugün. Güzel de bir ikramiye olabilir diyoruz ve Yedili Plase ile başlıyoruz birinci koşuyla. 19.55'te satış koşusu. Şartlı 3 ve yukarı İngilizler 1100 metre. Kum piste çıkacaklar. Bazı koşular çim olacak. 2 tane çim koşusu var. Genelde normal kumda oluyor Philadelphia'da biliyorsunuz. Arkadaşlar burada bu 7 koşulu program yani 7 safkanın koştuğu bu programda yani birinci koşuda 2 tane safkana yer verdik. 7 numaralı Bibo Jorge Gonzalez ile ve 5 numaralı Brazen Jorge Vargas Jr. ile. Her ne kadar 294 gün arada olsa burada biz şans veriyoruz. Ama 7 numara muhtemelen ilk 2'ye girecektir. Her ne kadar birinci de olsa arkadaşlar dikkat ediyoruz. Tabi burada eğer yok biz bu 294 gün aralık atı yazmayız derseniz 1 numara Jevas Angel Castillo ile burada devreye girebilir tabii ki. 60 handikap puan da var. Biz 7-5 diyoruz ama 1 de sizler ilave edebilirsiniz tabii ki. Evet arkadaşlar altılı gayen ikinci koşuyla başlıyor. 20-22'de satış koşusu şartlı. Dişi safkanlar 3 ve yukarı İngilizler 1300 metre kum piste çıkıyorlar. Bu arada hani buradaki 7'nin bu gruptan hani onu söyleyelim neden yazıyoruz. Bu grubun çok üstünde kaldığı için. Evet altılı gayen ikinci koşuyla başlıyor 1300 metre kum piste çıkacaklar. 7 tane safkan var ve 3 tane safkana yer verdik. 3 numaralı Raining Fire Angel Castillo ile Philadelphia Origin gördüğünüz gibi ilk atımız. İkinci atımız 2 numaralı Positive Force diyoruz Dexter Hot Dog ile. Ve son olarak da 4 numaralı Donna Camille Jean Hernandez ile çalışmada yapan tek safkan bu gözüküyor yakın tarihte yani tabii ki. 14 Temmuz'da 36.89'u 1600 metre çalışması gözüküyor. Bu safkanın Donna Camille'nin Donna Camille. Evet 3, 2 ve 4 burası ilk ayak 3, 2 ve 4 şeklinde 3 tane safkanla burayı geçmiş olacağız. 3. koşudayız 20.49'da şartlı dişi safkanlar 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada 8 tane safkan var ve 4 tane safkana yer veriyoruz. 1 numaralı She is my sunshine Silvester Gonzalez ile yüksek ihtimalle yarışı da kazanacak olan safkan grubu bunlar. Yüksek ihtimalle diyorum. Aynı zamanda 4 numara Carabessa ekürisi de gayet iyi durumda çalışmalarıyla. Hani tabi burada handikap puan en düşük safkan olabilir. Yine de ekürü avantajını kullanmak isteyeceklerdir. 7 numaralı Above Par Frankie Pennington'la ikinci atımız Kentucky Origin. 6 numaralı Capital Q diyoruz. Yine Philadelphia Origin Roberto Rosado ile. Ve son olarak da 8 numaralı Blunt Force diyoruz Angel Castillo ile. Burası için 1-7-6-8 yeterli. Şunu hatırlatmamı lütfen müsaade edin. Mutlaka kendi atlarınızı yazın ama AGF oranlarında da %10'un üzerindeki Amerika'da %10'un üzerindeki tüm safkanları bizim vermediğimiz safkanları da sizler kendi kuponlarınıza mutlaka ilave edin arkadaşlar. Evet, 4. koşu 21.16'da Maiden satış koşusu. Günün hemen hemen en zor koşularından bir tanesi. Evet, 1500 metre çim piste çıkacaklar. 11 tane safkan var burada. Bu 11 tane safkan içerisinde biz 5 tane safkana yer verdik. İlk atımız 7 numaralı S-Man Ruben Silvera ile. Bu arada verdiğimiz ilk atlar her birisi alternatif banko olmaya adaydır. Onu da söyleyeyim. 8 numaralı Jama Dillon Carlos Montalvo ile.
9 numaralı North Yorkshire Wins Holiday ile Ekürler diyoruz 5 ve 2. İkisi de gayet iyi durumda gözüküyor. Tabi burada Oğuç'u iyi. Hope for Golden çalışmaları çok iyi arkadaşlar. Burada iki tane yedincilik yapmış. Bakalım Oğuç'la beraber yazıyoruz onu da. Ve bir numaralı Maybe After Later. Frankie Pennington'la burada tam 5 tane safkanla geçmiş olacağız. 7, 8, 9, 5 ve 2 yani ekürler ve 1 diyoruz. Toplam 6 tane safkan oluyor. Evet 5. koşudayız şimdi. 6'lı Gaia'nın da 4. ayağı oluyor. 21.43'te şartlı 3 ve yukarı açtı. İngilizler 1600 metre kum piste çıkacaklar. Evet arkadaşlar burada bir tane safkandan bahsedeceğiz. Onu da günün bankosu olarak ilan ediyoruz. 3 numaralı Tokyo diyoruz. Florida Origin Jeremy Laprida ile burada günün bankosu. 15 Temmuz'da 48-75'lik bir 800 metrelik galop var. Safkan daha böyle sert gruplarda da koşmuş. Ve orada da kazandığı zamanlar olmuş. Tokyo zaten bilenler bilir. Yani Amerika'daki yarışları takip edenler Tokyo'yu bilirler arkadaşlar. Burada da uygun bir grup buldu ve bunu da değerlendirmek isteyecektir. 3 numaralı Tokyo bizim bankomuz. 6. koşu 22.10'da opsiyonlu satış koşusu şartlı 3 yukarı İngilizler 1500 metre çim piste çıkacaklar. 11 tane safkan var. Bu 11 safkan içerisinde 4 taneye biz yer veriyoruz. Burada 6 numaralı Couch Dreams Silas Gonzalez ile ilk atımız. 7 numaralı Stonegate, Jorge Gonzalez ile Gonzalez kardeşler. Burada Sylvester Gonzalez ve Jorge Gonzalez. Her yerde kardeşler birbirini buluyor. Bu açılık camiasında bu kardeş muhabbeti çok en ilginç yalnız bu. Türkiye'de işte Çelikler, Yıldızlar, burada Gonzalez, diğer tarafta Ortiz. Ortiz. Evet. Arkadaşlar burada 6 numaralı Coach Dreams dedik Gonzalez'le, Silvis Gonzalez'le, 7 numaralı Stonegate dedik Jorge Luis Gonzalez'le, Diesel diyoruz 9 numara Luis Rivera'yla ve 5 numarayla Hard Count diyoruz arkadaşlar burada Jorge Vargas'la. Baktığımız zaman 6, 7, 9 ve 5 şeklinde tam 4 tane safkanla burayı geçeceğiz. Evet son koşudayız artık, 7. koşudayız. Hemen hemen günün en zor koşanından bir tanesi bu. Maiden dişiler, 2 yaşlı İngilizler bir de. 1 metre kuma çıkacaklar. Arkadaşlar çalışma, o kadar çok çalışma yapmışlar ki sadece çalışmalara baktık. Ve tabii bir iki tanesinde de gördüğünüz gibi ikincili, üçüncülü, beş ve altıncılıkları var. Tam 6 tane at yazdık burada. Eğer bu ayak, şöyle söyleyeyim, 9 tane safkan, yani çıkan olmazsa 9 safkan görünür olacaktır Bekir'le beraber. Mümkünse kapatın bu ayağı derim ben. 1 numaralı Hold Me verelim arkadaşlar. Hemen hemen hepsini de burada bir önden, yani sıralamayı da biz normal yapıyoruz, bir sıralama yapıyoruz. Hemen hemen hepsinin sıralaması da eşit. Hani birinin birinden bir üstünlük tarafı çok fazla yok. Çünkü çalışmaları hemen hemen aynı. Hold Me Closer, Jorge Vargas'la 1. atımız. 2 numaralı Belitta, Gerardo Milan'la arkadaşlar. Ekürler yani. 3 numaralı 7 Years Later Death Hot Dog'la mesela 1 çift 0.78'lik bir çalışması gözüküyor. Hemen hemen hepsinde 1 çift 0'lık çalışma var. 5 numaralı Advocate Harbor Frankie Pennington'la. 8 numaralı Charlie Scocco Antonio Nunez'le ve 9 numaralı Snappy Wright Angel Castillo'la. Arkadaşlar bunun çalışması bayağı iyi. Yani 9 biz sona yazdık ama böyle baştan aşağı aldığımız için öyle oldu. Normalde 9'u başa yazabiliriz. Yani 9, 1, 2, 3, 5, 8 şeklinde 9'u öncelik tanıyalım burada. Mutlak düzeyde çalışmaları gayet iyi. Balora Farm zaten kendi çiftliklerinde çalışmalarını da yapmışlar bunlar. Evet 9, 1, 2, 3, 5, 8 olarak burayı tam 6 tane safkanla geçiyoruz. Evet arkadaşlar Philadelphia ile ilgili söyleyeceklerimiz sona eriyor. www.marksporttahmin.com web sitemizden de şablonları ulaşabiliyorsunuz. Tekrar tüm arkadaşlarımızın ve sizlerin, tüm izleyenlerin Kurban Bayramı'na en içten dileklerimizi kutluyoruz. Daha nice mutlu Kurban Bayramlarını sağlık ve mutlulukla beraber geçirmemizi diliyoruz hep beraber arkadaşlar diyoruz ve
Philadelphia ile ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor. Bir başka yabancı yarış gününde tekrar buluşmak üzere. Her şey gönlünüze göre olsun. Hoşça kalın arkadaşlar.